Bir ay aradan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi ve Ağustos ayı meclis toplantısı 186 maddeden oluştu. Toplantının ilk aşure gününe denk gelmesi nedeniyle meclis üyeleri ve meclisi takip eden gazetecilere aşure ikram edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin arasında geçen "hizmet yapmıyorsunuz" tartışması ise meclise damga vurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı. Bir ay aranın ardından toplanan meclis Ağustos ayı gündeminde 186 maddeyi ele aldı. İlk aşure gününe denk gelen meclis toplantısında meclis üyelerine ve katılımcılara aşure dağıtımı da gerçekleşti. Toplantıya damgasını vuransa AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin ve Başkan Böcek arasındaki diyalog oldu. Eğer gerçekten iyi niyet, samimiyet varsa başkanın şurada bak takdir etmesini bilmeyeni eleştirme hakkı yok. Diyeceksin ya sen başkan şurada şunu yaptınız ama burada bunu yapmadınız de bana. Ama siz sokağa çıkıyor musunuz hiçbir şey yapmadınız. Sıkıysa siz çıkın abi. O esnaflar çıktığında yapılan yapılıyor. Kaygılar bir şey yok. Çetin'in bir önceki meclis toplantısında konuşmalar sırasında seslerinin kesilmesine tepki göstererek "hizmet yapmıyorsunuz, sesimizi kesiyorsunuz" açıklamalarına Başkan Böcek de aynı üslupla cevap verdi. Bu süreçteki zorluklar COVID dahil olmak üzere, ekonomik Türkiye'deki krizler dahil olmak üzere, belediye başkanı arkadaşlarım burada, her partiden belediye başkanı arkadaşımlar ne kadar durumlara rahat bir bakın diye. Bu hale biz getirmedik. Ondan sonra sevmesene boyutu bile hizmet etmiyorsa. Gelecekte demek ki öyle bir umudum var ama çok beklersiniz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Daha seçimde demokrasi var. İnşallah daha genel seçim şimdi yaklaşıyor inşallah. Onu da göreceksiniz. Boyumuzun ölçüsünü orada da alacaksınız. Bunlara bakacağız. Burada mecliste siyaset yapmayalım diye söylüyor. Siyaseti yapıyorsunuz. İşte şunlar oldu bunlar. Samimiyetle söylüyorum. İnanki Sayın Çetin sen yoktun o zamanlar. Belki lisede çağlarında olabilirsin. Ben o mecliste 23 senedir varım. Ben birçok mecliste meclis üyesini dışarı çıkarmaya çalışan arkadaşlarım gibi. Öte yandan toplantının 6. gündem maddesini oluşturan ve Alanya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren toptancı halinde yer alan 193 iş yerinin devlet ihale kanununa göre satışı ve kiraya verilmesi noktasında belediye encümenine yetki verilmesi ele alındı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu maddeye ret oyu verirken gündem maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti. Bazı gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesi nedeniyle devam toplantısının 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı verildi.